Merhabalar Orhan Hocam. Merhabalar Alpcim. Hocam şimdi bu sporda herkesin farklı bir isteği var. Mesela benim isteğim çok daha kaslı olmak, daha yüksek kilo kaldırabilmek. Aynen. Bir başka arkadaşım kilo vermek, işte daha define bir vücuda sahip olabilmek istiyor. Hocam bunlar için de önemli olan kısım biraz daha tekrar sayılarına düşüyor sanırım. Hocam bu tekrar sayılarını neye göre yapmalıyız? Hani amaca yönelik tekrar sayısı nasıl belirlenir? Şimdi çünkü ben bir ağırlık kaldırıyorum. O ağırlığı atıyorum, yüksek bir kiloyla kaldırıyorum, düşük bir tekrarla kaldırıyorum. Yani bunu yapmalı mıyım? Hangi amaç ve doğrultuya göre bunu belirlemeliyim hocam? Çok şahane bir soru. Benim 2005 yılında Türkiye'den yurt dışına gitmeme sebep olan soru buydu. Yani ben almış olduğum akademik eğitiminin bu sorudan sebep gittim. Şimdi mesela elimde benim bir 10 kilo var. 10 kilo. Bir de bar var. Almışım elime. Hoca demiş bana 12 tekrar yap. Kaldırıyorum şimdi. Ya ben bunu 11 yapsam ne olur? 9 yapsam ne olur? Kiloyu biraz artırsam ne olur? Düşürsem ne olur? Hani bunu hocam böyle istedi diye yapıyorum ama hani bu tekrar ve set sayılarını belirleyen şey nedir? Arkadaşlar bu tekrar ve set sayılarını gerçek anlamda artık belirleyen bir şey var. Sizin vücudunuzda hani o biyotestle alınan veriler var ya. Hani vücudunuzdaki yağ oranı, kas oranı, kemik oranı, işte metabolizmanızın hızı vesaire diye bilinen bütün biyolojik değerleriniz var ya. Onlar sizin yapacağınız antrenmanın tekrar sayısını, set sayısını ve şiddetini belirliyor aslında. Tabii hedefinizle de pekiştirmek gerekiyor. Yani gerçek anlamda bu işin ilmini, bilmini almış olan insan sizin vücudunuzdaki değerlere göre hiç vücudunuza bakmasına gerek yok. Tekrar ve set sayılarını belirleyebiliyor olması lazım. Bu işin kitabında bu yazar. Şimdi bunu açıklayacağım. Şimdi vücuduna bakmasına gerek yok dedim. Gerek var aslında. Tekrar kilo ve set için ondan çözebilir işi. Ama vücudun hangi bölgesine, hangi hareketini belirlenmesi için vücudun çıplak gözle görülmesi gerekiyor. Ve bu iki boyutlu olmaz. Hani resimle mümkün değil. Hani öyle bir resim varsa da hani bilmiyorum, üç boyutlu bir resim çekilebilir. Belki oradan gidilebilir. Şu gerekiyor. Gerçek anlamda boy, en ve derinlik. Yani üç boyutlu olarak bu göz görmesi gerekiyor. Onu ki neresinde ne kadar yağlanma var tutarak, neresinde ne kadar kas var pozisyonlara vücudu sokarak bunları görür. Mesela bir insanın eğer ben kıyafet üzerinde varsa, diyelim ki biyolojik değerlerine bakarak bilimsel olarak tekrar ve set sayılarını belirledik. Ama hareketleri belirleyeceğiz ya. Onun için de vücuda bakıyoruz ya. Şimdi bakmadığımı düşünelim. Bu adamın üst göğsü zayıfsa ben bunun sürekli olarak göğsün genel olan kısmıyla niye uğraşayım? Ya da atıyorum bisepsi içeri doğru dönmüşse ben bunun hala içeri çevirecek olan egzersizlerle niye uğraşayım? Ya da ne bileyim işte arka omuzu çok basıksa niye genel omuzuyla uğraşayım ki? Eksik olan yerlerini, hani bölgesindeki eksik yeri, mesela göğsü eksik olarak düşünmeyin. Göğsü tamdır ama üst göğsü eksiktir. Atıyorum bisepsi çok kocamandır ama çok yukarı toplanmıştır. Atıyorum trisepsleri şahane dışarı doğru gidiyordur ama çok aşağı inmemiştir. Ne bileyim işte karınkası işte atıyorum, yani demeye çalıştım. Vücuda bakarak hareketleri belirleriz. Yani bizim profesyonel olarak yapmış olduğumuz vücut analizi dediğimiz TMP analizde, yani technical muscle analiz olarak geçer bu. Eksik olan, yani kasın eksik olan bölgelerini seçeriz, bunları yazarız, not alırız. Onlara göre hareketleri belirleriz. Tekrar ve set sayılarını nereden almıştık? Biyolojik değerlerden almıştık. Oraya göre de biyolojik değerleri koyarız. Bu sefer vücudun vermiş olduğu ihtiyacı olan hareketlere bilimsel tekrar ve set sayılarını birleştirdiğimiz zaman tencereye kapağı oturttunuz arkadaşlar. Bitti. Ha pekala, bunlar nasıl ulaşılır? Hiç hadi biyotesti de geçelim. Hani ona da diyelim ki ulaşamadık. Atıyorum mesela bulunmuş olduğunuz yerde böyle bir değer almak için makineniz yok. Bu sefer hedefiniz var ama. Hedefler de bunu belirler. Eğer yüksek kas kütlesine ulaşmak istiyorsanız yapacağınız tekrar sayısı 6 ile 10 arasıdır arkadaşlar. 6'lar, 8'ler, 10'lar, bu ağırlıktaki kaldırmış olduğunuz vücudunuzun 10 tekrara kadar gelerek bütün gücünüzle, 11. çıkmayacak ama 12. çıkmayacak, ulaşmış olduğunuz ağırlık sizi büyütür. Nokta. 6'da büyütür, 7'de büyütür, 8'de, 9'da, 10'da büyütür. Pekala 5 ne yapar? 5
5 böyle biraz arada kalmıştır. Eğer güç antrenmanları, gücünüzü artırmak istiyorsanız da işte tek tekrarlılar, iki tekrarlılar, patlayıcı gücünüzü kullanarak yapmış olduğunuz, yani 10 saniye içerisinde vücudunun yapabilmiş olduğu, patlayıcı gücünüzün kullanmış olduğu, 10-12 saniye içerisinde yapmış olduğu egzersizlerle de gücünüzü artırabilirsiniz. Yani çok çok küçük tekrarlarla gücünüzü artırırsınız. 6 ve 10 tekrarlarla beraber kasınızı geliştirirsiniz. Hadi 12 de bunun içerisine dahildir. Ama ondan sonrakiler artık vücudun kasını belli bir seviyede artırıp yağ dokusunun daha azalmasına, yani daha fitness mantığında işe yaramaya başlıyor. Yani demeye çalıştığım, kilolu bir adamsın, hala büyümek istiyorsun. Bu sefer 6 ile 10 arası çalışmaya gayret et. Son zamanlarda da şöyle bir şey çıktı. Yüksek kilo, yüksek tekrar. İşte atıyorum 200 kilo ile 20 tekrar. İşte sen 200 kilo ile 20 tekrar yapabiliyorsan demek ki 150 kilo ile, işte atıyorum 300 kilo ile 10 tekrar yapabilirsin. Yani esasında olması gereken bu. 200 kilo belki o adama göre, bana göre çok büyüktür. Ama o adama göre demek ki büyük değil. Çünkü 20 tekrar yapabiliyor. Hani. Şimdi aslında hepsinden faydalanılması gereken dönemde vardır. Dersin ki ben büyümek istiyorum. Bu sefer ağır kaldırmak zorundasın. Ağır kaldırdığın için de tekrar sayıların düşer. Otomatikman budur. Özetliyorum şu an durumu. Bunu kenara koydum. Yağ yakmak istiyorum. Vücudumun daha forma girmesini istiyorum. Daha çizgili olmak istiyorum. Bu sefer kilolarını biraz daha aşağı çekmek zorundasın. Hatta belki yarı yarıya indirmek zorundasın. Yapabildiğin kadar tekrar yap. 30'a kadar çık, 40'a kadar çık, 50'ye çık. Bu sefer biraz farklı bir antrenmana geçiyor gerçi. Yani 40 tekrarlar, 50 tekrarlar bilimsel olarak. Güç ve dayanıklılık egzersizlerinde. Yani çok büyük bir idmana, atıyorum mesela boks maçına hazırlanacağım. Bu adama 50 tekrarlık omuz antrenmanı yaptırırsın. İşte 50 tekrarlık triceps antrenmanı yaptırırsın. Çünkü vururken tricepsiyle vurur, omzuyla vurur. Anladınız mı? Onu gibi düşünün. Mesela bu adama yarar 50 tekrarlar, 40 tekrarlar. Ya da atıyorum mesela adam işte atıyorum güreşe çıkacak. Mesela onlar da vardır 50 tekrarlar, 100 tekrarlar. O adam çünkü hem güç harcamalı, ağırlık çalışmalı, hem muhteşem çok tekrar yapmalı. Çünkü adam 3 dakika çıkacak orada, hem gücünü, hem tekniğini, hem dayanıklılığını konuşturmak zorunda. Bu sefer çok çok fazla tekrarlara geçiyor. Konumuzun dışında genellikle spor salonunda yapılması gereken tekrarları son olarak özetliyorum. 1 ile 5 arasında gücünü artırırsın, 4 arası. 6 ile 10 arası, 12 arası kasını geliştirirsin. Bunun üstünde atıyorum 20'li tekrarlar, 25 tekrarlarda da fitness mantığında çizgili güzel kasların olur. Üzerindeki yağ dokusunu bayağı bir azaltırsın. Hepsinin hemen hemen yağ yıkım seviyeleri aynıdır. Ağırlık kaldırmak çok güzel yağ yaktırır. Durum bu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Çünkü detaylı bir konu. Arkadaşlar bizimle kalın. Elimizden geldiği kadar bilgi vermeye devam edeceğiz. Bol bol soru sorun. Biz cevap veririz. İnşallah. Soruları bekliyoruz hocam. Soruları bekliyoruz arkadaşlar. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Büyük keyif bizim için.